Instagram hesaplarından bana yazıyorlar. İşte Uğur hocam ya sen de hiç böyle günlük hayata dair bir paylaşım yapmıyorsun. İşte ne bileyim siyasi konuşmuyorsun. İşte red diye yazmıyorsun. Şunu yapmıyorsun. Böyle bir hep böyle Allah, hep Allah, ahiret, işte kader. Bunları anlatıyorsun. Biraz böyle dünyadan da bir şey bahsettiği. Yani bunu o kadar önemli görüyorlar ki bana da kızıyorlar. Yani sen bu dünyada yaşamıyor musun? Bu vatanda yaşamıyor musun? Bu millette yaşamıyor musun diye. Kardeşler kendi açılarından haklılar. Ama bana göre değil. Ben de burayı özellikle okumak istiyorum ki neden böyle paylaşımlar yapmıyorum? Yani günlük siyasi mevzular, günlük işte koşuşturmalar, kavgalar, bunlarla açıklamalar niye yapmıyorum? Neden gerek duymuyorum? Neden ilgilenmiyorum? Onu birazdan okuyacağımız yerde bu kardeşlerimiz de izlerlerse inşallah öğrenirler. Bakın ne diyor? Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında da böyle bir sahne olmuş. O da yaşamış. Bakın o sahne nedir? Yanında bulunan talebeler, Said Nursi'nin yanındaki talebeler, bu üstadın da aynı dünya ile alakadar olmamasıyla alakalı kafalarında soru oluşmuş ve sormuşlar. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, küreyi arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli harbi umumi ne? Dünya savaşından 50 gündür, şimdi 7 sene geçti, aynı hal, hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Neyi sormuyormuş? Ya savaşı sormuyor ya. Dikkat edin yani. Savaşı sormuyor. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Bazı alim ve dindar insanlar namazı ve cemaatle namaz kılmayı terk edip radyodan haber dinlemeye koşuyorlarmış. Ne oldu? Almanlar ne yaptı? Amerikalılar ne yaptı? İngilizler ne yaptı? O ona ne yaptı? Bomba mı attı bunu? Bak ezan okunmuş. Namaz kılman gerekiyor. Bunu terk ediyorsun. Haberin peşine koşuyorsun. Sanki dinlerken savaşın seyrini değiştireceksin yani. Kıl namazını, aç ellerini, dua et değil mi? Yani sanki oradan sonra yapamıyorsun. İşte bu meşguliyet de olmuş. Bakın göreceğiz birazdan. Hani bana kızıyorlar ya, sen de ilgilenmiyorsun. Bak üstad cevabını vermiş. Ben de onlara üstadın verdiği cevapla cevap veriyorum. Kardeşlerim, ömür sermayesi pek azdır. Nasıl bir cümle değil mi? Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp, mide dairesinden, ceset ve hane ev dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden, küre-i arz, dünya ve insanlık dairesinden tut tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede, en küçük daire kim? Sen, senin şahsın. En büyük ve en ehemmiyetli ve daimi bir vazife var. Ve en büyük dairede, geniş daire. En küçük, muvakkat, geçici, ara sıra vazifen bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Önce bunu bir anlayalım. Senin yaratılış vazifen ne? Bu kainatın yaratıcısı seni neden yarattı? Neden bu kainattasın? Neden böyle bir dünyada misafir ediliyorsun? Değil mi? Neden bulutlar geçiyor, gezegenler dönüyor? Neden? Neden? Neden buradasın? Bununla ilgilenmiyor adam. Sorsana kendini. Niye buradayım ya? Bütün iş siyasetmiş gibi. Kimi atacağız, onu atacağız. Bakan kim oldu? Ya kim olursa olsun ne yapayım ya? Daha önemli mevzum var. Her an ölebilirim ben. Her an ölebilirim. Benim ömür sermayem çok az. Her an ölebilirim. Dünya üzerinde değil mi? Yüz binlerce insan ölüyor şu anda. Ahirete gidiyorlar. Arka arkaya. Münker nekir
Neler soracak biliyorsunuz işte peygamberimizin hadislerinden. Bakın ne diyor? Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp en önemli vazifen ne Aykut? Allah'ı tanıman. İsmail, tavukları bırak, yumurtaları bırak. Allah'ı tanı, onun için yaratıldın. Sana verilen gözle gördüğün şeyler, sana verilen kulakla duyduğun şeyler, değil mi? Sana verilen beyinle düşündüğün şeylerin amacı Allah kendisini tanıttırmak istiyor. Bununla meşgul ol, bununla cehd gayret göster, gününü bunlarla geçir. Ehemmiyetli bu hizmetleri bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Yapmıyor mu? Ya samimi sorun Allah aşkına ya. Bana adam kızıyor, mesaj atmış. Birazcık vatan içinde bir şey söyleyin, günlük hayatta bir şey söyleyin. Arkadaşın sayfasına bakıyorum, hani kim bu alim şahsiyet böyle vatanperverdir diye. Maşallah futbollar, paylaşımlar, oradan golü atmış, yok o ona çakmış, Ronaldo buna vurmuş. Var mı öyle futbolcu, atıyor muyum? İşte Messi şuna demiş. Adamın dünyası bu. Ne kadar önemli bir mevzu değil mi? Ama hakikaten Ronaldo'nun attığı gol de önemli yani. Vatan millet mevzusu yani. Şimdi Fenerbahçe'nin durumu çok önemli yani. Münker Nekir sorabilir yani son maç kaç kaçtı diye. Malayani ve afaki şeylerle meşgul eder. Sermaye hayatını boş yerde imha eder. Saçma sapan şeylerle meşgul oluyor insanlar, değil mi? Oluyor musun Sait? Oluyorsun maşallah. Bak kendini de biliyorsun. Güzel. Sen olmuyor musun Ömer? Oluyorsunuz lan, oluyorsunuz. Hepimiz oluyoruz. Ben bile oluyorum ya. Ben bile deyince hani ulan ben bir yanlış anlamayın ya. Lan ne enaniyet var. Hani ben oluyorsam siz haydi haydi olursun. Öyle değil yani. Ama düşüyoruz bu şeytanın tuzağına. Ya mücadele ediyoruz. Yani bu kadar kısa bir ömrüm var. Ya çok net bir şey söyleyeyim. Sait, sana sorayım. Çok önemli bir imtihanım var. Yıllarca çalışmışsın. Üniversite sınavını kazanmak için gireceksin. İmtihana giriyorsun. Süren 2 saat. O 2 saat esnasında sen sınavdayken ben senin yanına gelip desem ki lan Sait bırak gel içeri dışarıda bir top oynayalım desem gelir misin? Niye? Abi dışarıda araba bekliyor, sahile gideceğiz desem gelir misin? Burada lan üniversite sınavına yıllarca hazırlanmışsın. Nasıl sattın abi? Hayır topa gelmedi. Güzel bir yerde gelir mi? O da güzel. Onun için hayat senin böyle yampuru gümpürü gidiyor demek ki. Ama normalde aklı başında olan bir insan gider mi? Gitmez. Ulan ben sınavdayım kardeşim. 2 saat vaktim var. Bu sınavın sonucu çok önemli. Bu sınavın sonucuna göre ben hayatımın geleceğimi, bir dünyadaki geleceğimi belirleyeceğim. Çıkar mıyım ben? Yok yemek varmış. Çık 2 saat. Çıkmam. E peki aynı ahmaklığı dünyada yapmıyor muyuz? Ömür sermayesi belli. Öyle değil mi Volkan? Yaş gelmiş zaten 50. Zaten süre son 10 dakika. Adam bana diyor ki gel keyif edelim. Ulan her an bitebilir. Ben daha yapmam gereken vazifeler yapmadım ki. Daha üzerimdeki vazifeleri yerine getirmedim. Nasıl çıkayım yani? Nasıl bir ahmaklıktır bu? Bana diyor ki sen bırak şimdi kardeşim bunları, sürekli Allah diyorsun. Hani bir zat demiş ona, sürekli siz de Allah diyorsunuz demiş. Allah Allah demiş, öyle mi? Onun gibi ya, ne diyeceğiz ya? Allah'tan başka bir gerçek mi var yani? Millet kendi dünyalarını anlayamıyor. Kendisini ve kendi yaşadığı dünyayı yaratan Allah'ı anlayamamış. Allah'tan bahsetmek kadar güzel bir şey var mı ya? Beni yaratıcım mı yaratmış ya? Benim yaratıcım, kendi yaratıcımdan bahsediyorum. Beni böyle güzel yaratan, böyle güzel nimetlerle önüme seren Allah'tan bahsediyorum ya. Bundan bahsetmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Dikkat edin bak ne diyor. Sermaye hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen işte tehlikeli kısım. Bu hak boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Bizim öyle bir şey ki günlük piyasayı takip edince siyaset ve haberleri kalkıyorsunuz.
Bir örnek veriyorum, Putin kalkıyor bir şey yapıyor, güzel bir şey. Vay Putin bizim canımız falan diyorsun. O cazibedarlık ve siyasetin getirdiği bir dünyadaki farklı bir sonuçla. Lan bu adam kafir ya. Bu adam bir sürü Müslümanın, bir sürü masum insanın canına katletmiş bir adam ya. Niye sevdin? Bak tarafkirlik gösterdin. Biz kafirleri sevemeyiz ki. Yani kafir sevmek müminde yok ki. Yani ne demek kafir sevmek Aykut? Allah'ı inkar ediyor. Hazreti Muhammed yalancı diyor. Peygamber değil diyor. İslamiyet diye bir din yoktur diyor. Ama ben seviyorum. Çok iyi gol atıyor abi. Telefonuna koyuyor resmini Messi'nin. Odasına asıyor. Saatlerce onları izliyor. Ne çaktı be diyor. Lan ne diyorsun, sana çakıyor, farkında değilsin, sen kaleye çakıyor zannediyorsun. Yani sen ne yapıyorsun? Peygamberine yalancı diyen, Allah yoktur diyen bir dinsiz, bir ateistin hangi sevgini hangi kalbine sokuyorsun? O soktuğun sevgiyi Allah razı olur mu soruyorum. Sonra da bana diyorsun ki niye Allah'tan bahsediyorsun sürekli? Ne yapayım, Ronaldo'dan bahsedeyim? Ne yapayım ya? Messi'yi mi anlatayım? Veya da günlük yalanlarla dolanlarla dolu siyasetten mi bahsedeyim? Neden bahsedeyim? Kaldırım taşlarından bahsedeyim. Ne bahsedeyim yani? Senin ebedi hayatından, geleceğinden bahsediyoruz yani. Uyansana. Uyanmıyor. Neyse. Uyandırırlar. Sermaye hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Bana siyasi paylaşım yap diyor. Niye yapayım ki? Allah herkesin Allah'ı. Doğru mu? Peygamber herkesin peygamberi. Benim için ben niye onlarla uğraşayım? Ben insanları sınıflandırmadan onlara Allah'ı anlatmaya çalışıyorum. Peygamberimizi anlatmaya çalışıyorum. Bu Kur'an tefsirini okuyun diye tavsiye ediyorum. İmanınızı kuvvetlendirin diyorum. Ama hala dünyayı anlat diyor. Birinci noktaya cevap ise evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise. Şimdi dikkat edin. Mevzuya bak, meselemize bakın. Bu dünya savaşından daha büyük bir hadise. Bu zemin yüzündeki hakimiyeti amme davasından, yani ben hakim olacağım dünyaya, bu davadan daha ehemmiyetli bir dava. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise, öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt o bütün servetini sarf edecek. Nedir o dava? Bütün servetimizi harcayacağımız dava ne? İşte o dava ise 100.000 meşahir insaniyenin, yani insanlık tarihinde gelmiş, gönderilmiş peygamberlerin, evliyaların, asfiyaların, onların hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan, hepsi ittifak ederek, hiç farklı bir görüş ortaya koymadan, kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat. Kur'an'da neler yazıyor değil mi? Bir cehennemden bahsediyor. İmanınızı kurtarmazsanız, benim istediğim gibi yaşamazsanız, şeytan ve nefsi kendinize mürşit kabul ederseniz ebedi bir cehennem sizi bekliyor diyor. Basit mevzu mu İsmail? Cehennem. Hele de imansız gittiysen hiç çıkamayacağın bir azap dünyarı. Düşünebiliyor musunuz? Çıkma ihtimali yok dinsiz bir adam girdiği zaman. Ve binler vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri. Kim o gözleriyle görenlerden biri? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Anlatıyor değil mi bize hadislerinde? Cenneti, cehennemi anlatıyor.
Ey ümmetim dikkat edin diyor. Benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Gözleriyle gördükleri şu ki herkesin iman mukabilinde ve bu zemin yüzü kadar bağlar, kasırlar, müzeyyen ve baki daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Yani imanınızı kuvvetlendirmezseniz, sekeratta da şeytan imanımızı çalarsa neticesi ebedi cehennem arkadaşlar. Peki iman varsa ne olur? Hayal edemeyeceğin bir cennete girersin. Dünyada güzel diye atfettiğim bütün şeylerin, üstadın ifadesiyle ne diyordu? Dikkat edin ne diyor? Dünya bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Bu çok sevdiğin dünya cennetin yanında öyle bir değer kazanıyor. O mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyorlar. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 ölümden yalnız birkaç tanesini kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. İmansız girmişler kabre. Ne kadar önemli bir cümle geliyor İsmail. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Yaratılış gayemiz Allah'ı tanımak, iman etmek, marifetullah onu bilmek, muhabbetullah onu sevmek, ibadetullah ona itaat etmek, kulluğu olduğunun farkında bilip ona göre bir hayat yaşamak. Ve bu belli bir süre içerisinde. Ama orijinal olan ne? Sürenin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Her an. Belki bu size yaptığım son konuşma. Belki de sizin şu anda duyduklarınız son sözler. Sabah olmayacak belki. Soruyorum, sorun kendinize. Hazır mısınız Allah'ın huzuruna çıkmaya? Size soracaklarına hazır mısınız? Namazlarınıza, oruçlarınıza, zekatlarınıza, haramlarınıza, günahlarınıza bir bakın. Hazır mısınız Allah'ın huzuruna çıkmaya? Birazdan bitebilir. Peki birazdan bitebilir bir imtihan içerisinde biz sanki çok zamanımız varmış gibi dünya meşgalleriyle meşgul olup duruyoruz. Topuyla, oyuyla, buyuyla, şuyla. Şimdi soruyorum. Akıllıca bir işe benziyor mu bu iş? Sınav esnasında sınavın içeriğiyle meşgul olmak varken hiç lazım olmayan bilgilerle meşgul olmak. Akıl dışı değil değil mi Aykut? Öyleyse lütfen sosyal medyadaki arkadaşlar bana dünyadan bahset demeyin. Ben bu imtihanı kazanmak istiyorum. Sizin de kazanmanızı istiyorum. Onun için Kur'an okuyorum. Onun için peygamberimizin hadis-i şeriflerini okuyorum. Onun için Kur'an tefsiri Risale-i Nur okuyorum ki imanım kavi olsun. Allah benden ne istemiş hakkıyla öğreneyim. Peygamberimiz nasıl yaşamış ben de onun gibi yaşamaya çalışayım. Ki Rabbimin huzuruna çıktığım zaman, peygamberimi gördüğüm zaman en azından tutunacak bir dalım olsun. El Fatiha.